çocuğumu kucağıma aldığımda 20 yıllık öğretmendim. Bütün bildiklerimi unuttum. İlk 5 yıl çok zor bir süreçti. Kabullenmek, gelecek endişesi. Şimdi ben anne olarak şunu diyeyim. Hayatım kızımla çok tatlı ve bir hayatım roman diyebilirim. Çok neşeli günler geçiriyoruz. Ama şu anda evimizin neşe kaynağı. Yani onun bazen bir günlüğüne, iki günlüğüne mesela anneannelere gidiyor. Yani o ev o zaman çok sessiz ve övgü yarıyoruz. Normal bir çocuk sahibi anneler okul seçerken siz sizi seçmelerini bekliyorsunuz. Bizler de 21 anne bir araya geldik. Nasıl yapalım, nasıl edelim diye en sonunda Türkiye'nin ilk sosyal kooperatifini kurduk. Kar amacı gütmüyoruz. Çocuğumuz burada akademik eğitimlerin yanında sosyal uyum becerilerini geliştirecek şekilde sportif, kültürel ve sanatsal alanda donanıma sahip olacak şekilde yetiştiriyoruz. Benim grup 13 çocuktan oluşuyor. Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu. Onu Down sendromlu, ikisi yarı mental, biri otizmli. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Sadece ritim yapmıyorlar. Çocukların hem bu kurumdan aldıkları son derece aydın, düzgün bir eğitim ile hem kendilerini kişisel eğitimlerini tamamlıyorlar hem de hobilerini burada hayata geçiriyorlar. Pandemiye kadar 303 konser verdik. 35 farklı yerde, 32 üniversitede. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ritim grubu bu. Bu ülkede malum çok ciddi bir nüfus, yani yaklaşık %12-13'ü ülkenin engellilerden oluşuyor. Peki biz buna karşılık ne yapmalıyız? Bu insanlarla el ele yaşamalıyız ve bu ailelere de kesin tavsiyem, çocukları eve bağlamayın. Çocukların bir basamak yukarı atlayıp yaşamasını öne yakalayın derim.